Şöyle söyleyeyim, öncelikle kazandığımız için bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Emeklerine sağlık. Oyuncular bugün onlara verdiğimiz görevleri gayet iyi yerine getirdiler. Uzun bir aradan sonra, 3 ay bir zamandan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu ikiye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan oyun ve 11-10 olan oyun olarak bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle 11-11 olan bölümde oyunu, skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koymuş olduk mücadele, 10 kişi nasıl oynanır, ne şekilde oynanır, onu da bence gayet yerinde ve başarılı bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Tabii geri kalan 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu kazanmış biri olarak söylüyorum. Lütfen, emek var ortada, mücadele var ortada, herkesin hakkı var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olursalar sevinirim. İlk önce tabii ki Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Sonuçta 3-1 haklı bir galibiyet aldılar. Maça gelince kısa bir özet geçelim. Maça iyi başlayamadık. Kesinlikle bir yarım saatlik bölümünde çok hata yaptık, top kayıpları yaptık. Sonuçta burada Trabzonspor da net pozisyonlara girdi. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. Sonuçta uzun bir süre bir kişi fazla oynadık. Çok fazla üretken değildik. İstek arzu olarak ikinci devre bilhassa oyuncular bunu sahaya yansıttı skoru çevirmek adına. Ama tabii ki Trabzonspor'un da kaliteli ayakları, iyi oyun anlayışı ve bireysel olarak ön tarafta kaliteli oyuncuları skoru getirdi. Umarız gelecek maçlarda daha iyisini yapıp, daha iyi bir performans gösterip, daha iyi konsantre olup, daha iyi sonuçlar almak istiyorum. Galibiyetle puanını 56'ya yükseltti ve Başakşehir'in maç fazlasıyla 3 puan önüne, Galatasaray'ın 6 puan önüne geçmiş oldu. Puan durumu burada hemen yansıyor ekrana. Trabzonspor an itibariyle maç fazlasıyla 56 puanla zirvede. Başakşehir'in 53, Galatasaray'ın 50. Trabzonspor'u yenerek Sivas'ın ne yaptı? Rakiplerine de baskı oluşturdu. Tabii. Cuma günü oynadı, kazandı maçını. Yani şimdi, önceden oynayıp tabii, kazanmak tabii, önemli Başakşehir, Galatasaray, Sivas Spor düşünsün şimdi. Evet. Bir bakalım yarınki programda. Şimdi Başakşehir'in saat 18.30'da Aytemiz Alanya Spor maçı var. Yani Alanya iyi bir takım. Başakşehir'in nasıl bu süreci yaşadığını hep birlikte göreceğiz. Yani sen nasıl geçirdiler? Sen verip vermediler. Evet. Ama çok iyi çalıştıklarını İyi çalıştıkları haberleri ben. Geliyor. Evet, aynen. Bu şeyden de salgın sürecinden de iyi korundular. Evet. Oradan bir pozitif vaka haberi de gelmedi. Malatya Kasımpaşa maçı var. Şöyle bir bakıyorum. Yani aşağıda kritik maçlardan biri. Yani Malatya'nın 25, Kasımpaşa'nın 26 puanı var. Aslında bu da bir final maçı her iki takım açısından da. Gençler ben Kayserispor'un bugün kaybetti. Geriye kalan 7 haftada 21 puan var ama işleri çok zor. Yani ben bugün yani birçok şeyi de kaybettiler. 1-0 öndeler, son 5 dakika koruyamadılar. Yani Fenerbahçe sonuçta 10 kişi oynadı. Bir de hafta içi salı günü kupa maçı var. Düşün, Kayserispor'un tek hedefi ligde kalmak. Böyle seyircisiz bir ortamda Kadıköy'de 1-0 öne geçiyorsun. Onu koruyamıyorsun. 2-1 yeniliyorsun. Maça 2-0 Fenerbahçe'nin ise bir gol atsa falan böyle daha motivasyonlu 7 haftaya bakabilirdi. Böyle 1-0 öne geçtin. Son 5 dakikada 10 kişi rakip kalmış, 2 gol yiyorsun. Yani bunun ileriye dönük 7 haftada mental anlamda da sıkıntısı olur. Ve de bana göre 3 puandan daha fazlasını kaybetti Kayserispor. Hocam ne düşünüyorsunuz? Trabzonspor'un galibiyetinden sonra Başakşehir maçı, Malatya Kasımpaşa maçı aşağının finali. Hocam sonrasında Beşiktaş-Antalya maçı. Göztepe'yi, Trabzon'u, Fenerbahçe'yi, Kayseri'yi gördük. Evet. Ama şu kadar aradan sonra diğerlerini görünce bir fikir söyleyebilirim. Değil mi? Aynen. Bak ne dedim sana? Trabzon ilk yarı fizik olarak bayağı iyi, şey olarak da iyi. Ama bir oyuncunun atılması, ikinci yarı Göztepe'nin akıllı oynaması, fizik olarak da Göztepe oyunu bırakmadı.
bırakmadı. Kora kora mücadele etti. Bir de yani, Trabzon yanlama hocam 10 kişi kalması da tabii yani tesir etti. O da tesir olumlu etti. Yönde etkiledi. 41'den sonra mesela, tabii, 10 kişi oynadılar. Mesela Fenerbahçe'yi gördüm. Fenerbahçe'yi o kadar beğenmedim galip gelmesine rağmen. Kayseri çok iyi takım değil. Çünkü 10 kişi kalan Fenerbahçe yani eksik de tabii yani. Hocam orada oyuncu kupa maçını tabii, düşünüyorlar. Esas iki tarafta kupa maçını düşünüyor. Kupa maçını düşünüyorlar diyorsun. Trabzon tam kadroyla çatır çutur oynadı bir de. Trabzon'un birinci teknik adamı, teknik adamı hiç kupayı falan düşünmeden. Yok hiç düşünmüyorlar. Neredeyse yani şu anda ama neredeyse 90'larda 90'larda 35'te oyuncu değiştirdiler. İkisi de çok önemli de. Ya şampiyonluk yani birinci hedef hocam Trabzon'da. Göztepe performansını 40 dakika değerlendirmek doğru olur hocam. Çünkü ilk 40 dakikada Beto sahneye çıktı. Beto'yu geçseydi belki 5-0 falan. Yani bir 5'lik falan olmuştu ilk 30 evet. dakika, 40 dakika. 3 Ekuban, 3 Ekuban 1 dakikaya kadar. Yani ben ya genelde hocam, orayı tamam değerlendiriyorum hocam. 2-1'sin ve adam çok üstüne tabii, gidiyor. Tabii. Evet. Oyuncu değiştirmen lazım. Top yapan oyuncu lazım, bilmem ne lazım. Yani orada oyun ağırlığını koyamadı. Koyamadı arkadaş. Sosa, bu maçı götürdü. Hocam, yarın bir gün başka maçta. Atak olgunlaştıramadılar. Hücumda pas bağlantılarını iyi yapamadılar. Tercihleri iyi yapamadılar. Orada işte Sosa yapıyordu bütün bunları. Bir alışkanlık var. O alışkanlığın temel taşı olmayınca bir anda bocaladılar. Bir de Cilermen'in atılmasıyla ortalanda tamamen dağıldılar. Dediği gibi Endia'ya girdikten sonra hem savunmayı toparladı. Endia'ya var kenarda niye kullanmıyorsun? İşte daha Endia'ya erken, çünkü hem tabii, pas yapan hem topla girip rakibi eksilten bir adam. Direkt kaleye giden bir adam. Kaç yerde oyuncu eksiltti? Tabii. Toplan gidince Göztepe'liler mecburi koştular. Evet. Sen Göztepe'yi ne kadar geriye çekersen arka tarafında o kadar az akın görürsün. Doğru. Mesela ilk 40 dakika dediğiniz gibi hocam Göztepe'yi koşturdular. Ondan evet, sonraki eksik kaldıktan sonra dikkat et Göztepe orta sahaya kadar bir çıktı. Tabii. Geriye koşturmadılar. Topu tutamadılar. İleri çıkamadı Trabzonspor. Yoramadı yani. Geriye itemedi Göztepe'yi. Şorlat'a topu geçiremediler. Bak Şorlat'a bir top geçirdiler. Adam 80 metre 80 top çubuğa böyle döndü. Penaltıyı bir yaptı. De şey vardı çocuklar. Şu kalan maçlara bir bakabilir miyiz? Yani şu puan evet, durumunun ardından kalan maçlara da bir bakalım lütfen. Trabzonspor'un kalan maçlarına yani. Trabzon. Hazır edeceksiniz değil mi? Tamam. Beşiktaş-Antalyaspor maçı yarının son maçı. Bu süreçte maçı. Trabzonspor en çok seyahat edecek, en fazla kilometre yapacak şampiyonluk adaylarının içinde en fazla mesafe kat edecek takım 10.250 kilometre. Ben hesaplamıştım. Şimdi Göztepe deplasmanı bitti. Tekrar Trabzon'a şimdi dönecekler. Pazartesi de İstanbul'a. Değil mi? Tabii Trabzon'a dönüyorlar. Hı hı. Pazartesi günü İstanbul'a gelecekler. Sonra Alanya maçı sürekli gezecekler yani. 5 deplasmanı var. Niye gidiyorlar mesela? Ama bugün İstanbul Cuma, biraz daha sıkıntılı hocam şeye göre. Oyuncular Trabzon istemişler. Orada evet, vaka yok. Kafa daha rahat rahatlar olacak, aileleriyle. Evliğinde. Tabii. İstanbul'da bir de hocam biliyorsun yani renkli bir hayat var. Ne olursa olsun kamp da olsa, otel de olsa. Hocam 12'den sonra her yer kapalı. Kalan maçlar, kalan maçlar geldi hocam. 12'ye kadar restorana gidersin, 12'den sonra her yer kapalı i̇şte, hocam. 12 bile sıkıntı hocam işte. Olsa ben gideceğim, yok yer. Eve hocam kalan maçlar, Alanya deplasmanı Trabzonspor'un 56 puanda. Alanya deplasmanı, Ankara gücü içeride, Galatasaray deplasmanı. Antalya içeride, Denizli deplasmanı, Konya içeride, Kayseri deplasmanı. 4, 1, 2, 3, 4 deplasman. Bunlardan biri son, Galatasaray maçı. Son deplasmanı mesela sayma. Kayseri evet, spor Konya'yı yani durumu netleşir orada ne hocam, olacak? Alanya deplasmanından 3 puan çıkar ise Ankara gücünü büyük ihtimalle yener. Hmm. Final maçı Galatasaray. Evet. Çıktı 30. mı? Hafta. Hayırlı işler. Evet, evet. O doğru. Ben de %100 katılıyorum. Çünkü şu yani kaç 30. haftada şekillenir işler. Hocam Alanya Galatasaray maçı Alanya galibiyet Galatasaray beraberlik bile yeter doğru mu? İki doğru, maçta 4 puan deplasmanda. Doğru. Arada 3 puanlık tabii, fark var tabii. Galatasaray'ı getirmez de ama Başakşehir'e yaklaştırabilir. Başakşehir'e bakacaksın. Başakşehir'in kayıbı olursa demek istedim. Tabii. Tabii. Kayıbı olursa o zaman iki maçta deplasmanda 4 ama puan yeterli. Ben sana söyleyeyim mi? Şuradan her yerden çıkabilir Trabzon. Tabii. Trabzon'un... Başakşehir'in var mı? Başakşehir ve Galatasaray'a da tabii Sivas'a da o ilk dörde bir bakalım lütfen arkadaşlar. Burada bir tehlike var Trabzon için. Fenerbahçe maçında çok fazla gerilip de kupa maçında maçı başka tarafa sokup oyuncu atılırsa final sakat olur. Doğru. Sana söyleyeyim. O da var. İş terse giderse bu sefer Trabzon'un oyuncunun üstüne oynar Fenerliler.
filan. Orada dikkat edecekler. Bak o patır kütür giderler yanarlar. Doğru. Hocam doğru. Kaybedebilirsin, o maçı kaybedersin. Evet. Lig şampiyonluğu değil. Başakşehir'in... Ama o maçta topçu kaybedersin.